Eskiden kanser hastalığı dendiğinde gözümüzün önüne ne gelirdi? Saçların döküldüğü, bulantıların bitmediği, insanı hayattan koparan ağır kemoterapiler. Ama size çok net bir şey söyleyeyim. O devir artık yavaş yavaş kapanıyor. Merhaba, ben iç hastalıkları ve tıbbi onkoloji uzmanı Dr. Serhat Demirer. Bugün size vücudunuzdaki sağlıklı tek bir saç teline bile dokunmadan sadece kanser hücresini tanıyıp hedef alan akıllı ilaçlardan bahsedeceğim. Eğer siz ya da bir yakınınız bu hastalıkla karşılaştıysa bu video sizin için karanlıktaki o fener olabilir. Mutlaka sonuna kadar izleyin. Poliklinikte bana en çok sorulan soru şu. Hocam bu akıllı ilaç dedikleri şey nedir? Bana uyar mı? Gelin bunu çok net ve basit bir şekilde anlatayım. Klasik kemoterapi bir halı bombardımanı gibi düşünün. Hedef vurur ama etraftaki sağlam yapılar ne varsa hepsi zarar görür. Saç, mide, bağırsak, bağışıklık sistemi hepsi birden zarar görür. Akıllı ilaçlar ise keskin nişancı gibidir. Kanser hücresinin üzerinde normal hücrelerde olmayan özel bir işaret vardır. Biz buna tıpta hedef ya da reseptör deriz. Akıllı ilaç vücuda girdiğinde rastgele dolaşmaz. Gidip sadece o işareti bulur, oraya kilitlenir. Ve kanser hücresine giden büyü, çoğal, yayıl emrini keser. Sonuç ne mi olur? Kanser hücresi elektriği kesilmiş bir fabrika gibi çalışamaz hale gelir. Peki kimler akıllı ilaç kullanabilir? Kanser hücrelerinde tıpkı insanlar gibi bir çeşit parmak izi var. Ve biz artık o parmak izlerini tanıyabiliyoruz. Bana çok sık şunu söylüyorlar. Hocam komşum akıllı ilaç kullandı, bana da yazalım. Ama bu tedaviler rastgele verilmez. Önce tümörden ya da bazen sadece kandan test yapmak lazım. Tümörün genetik haritasını ortaya koymak lazım. Eğer tümörde özel bir hedef varsa, yani parmak izi size uyuyorsa, işte o zaman elimizde anahtar da vardır. Bu tedaviler kişiye özel dikilmiş elbiseler gibidir. Başkasına uyan size uymayabilir. O yüzden önce test sonra doğru tedavi. Akıllı ilaçların en büyük farklarından biri de yaşam kalitesidir. Pek çok hastam hastaneye yatmak zorunda bile kalmıyor. Sabah kahvaltıdan sonra tıpkı tansiyon ilacı gibi bir hap içiyor. Sonra ne oluyor? İşine gidiyor. Torunuyla parka çıkıyor. Ailesiyle akşam yemeği yiyor. Modern onkolojide bizim hedefimiz sadece tümörü küçültmek değil. Sizi hayattan koparmadan tedavi etmek. Bu videonun bir kişiye bile umut olacağını düşünüyorsanız lütfen paylaşın. Sorularınızı yorumlara yazın. Hepsini tek tek cevaplamaya çalışacağım. Sağlıkla kalın. Umutla kalın.